şey... Köklemek. Evet. Köklemek. Köklemek, aynen öyle. Son gaz değil. Bizim oralarda tapa gaz derler. Ama köklemekmiş. Mek, mak diye bitmeli. Son gaz. Aban mak. Gaz pedalını... Ha gayret. Gazlamak. Gaz pedalını dibine kadar. Buradan da Kökçü Emre'ye selamlar olsun bu arada. Emre Aras arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam oturuyor. Köklemek. Nedir o? Köklemek. İşte budur Aykut Bey. Bağlantılı dememin sebebi şuydu. Şimdi bak, kök derseniz ne olur? Şu olur. Birbirine hızla vurmak. Hızla birbirine vurmak. Evet. Yani... Çarpışmak. Yani dağlaşmak. Yok. Kökledim gazı. Ha. Sonra hızla birbirimize vurduk. Yani ne yaptık? Kafa kafaya girdik. Ne oldu? Ya tek kelime, basitini düşünün Aykut Bey. Niye zorunu arıyorsunuz? Arabalar tokuşmak. Kafa kafaya girmek, kaza yapmak, hızla birbirine vurmak. Harf alayım. Harf aldık. Dur. Ulan Aykut be. Amiyaneyi bildim be. Harbiden kolaylarda zorlanıyor, zorları biliyor. Arabalar ne yaptı? Luna Park'a gidip tokuşan arabalara binelim mi? Çarpışma. Çarpışma! hiç aklıma gelmiyor. Birincilik ihtimalim yok değil mi artık? Var. Var mı hala? 8900 puandasınız. Süre... Kaç soru kaldı? Efendim? Elimde 3 tane soru kaldı. 3 soru daha var. 3 sorumuz daha var. Onlara hiç harf almadan cevap vermeniz gerekiyor. Yılmaz Bey ne kadar süre arttırmıştı? Bilmiyorum. 1 saniye. 1 saniye. O 1 saniyeyi 2 saniye olarak efendim yenileyebilirseniz. Hiç harf almadan. Hiç harf almadan. Tebrikler Yılmaz Bey. Hemen bakalım. Alkışlıyor ama inanmayın. Buyurun bakalım. Şu soru. Harf almadan cevaplanacak bir soru. Antik Roma'nın gladyatör. Gösteri silahşörü. Şövalye. Antik Roma'da gösteri. Gösteri. Hani böyle mekana girip kum ve kan. Gladyatör. Gladyatör 900 puanla yerindedir. Bir şundan korkarım. Şu 10 harfliden. İkincisini zaten gayet rahat cevaplayacaksınız. İletişimcisiniz siz. Hadi buyurun. Bir araya toplanmak, yığılmak anlamında bir sözdür. Bir araya toplanmak, yığılmak. Bir araya toplanmak, yığılmak. Süreye dikkat. İstiflemek? Bir araya toplanmak. Aynısını düşünüyordum biliyor musun? İstiflemeyi. Anmak. Evet. Yığılmak. Burada böyle zor ya. Çok kolay. Bir araya toplanmak, yığılmak, istiflemek, istiflenmek toplamak, olabilir belki. İstiflenmek. Ya işte gruplaşmak mı? Kümelenmek değil. Ama değil. Bir araya toplamak, yığılmak. Bir araya toplanmak, yığılmak. Toplanmak. Bir harf alınır diye hesap ediyordum ben. Şu çarpışmadaki P harfine ne ihtiyacımız? Çıkmaz. Çıkmaz mı? Çıkmaz hocam. Şöyle bir şey olmak hani. A bir şeyi, B bir şeyi. Hani kümelenmek evet. Hani okulda çalışma yapar. Tasnif et. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu çok sanki çok bunun karşılığı değil ya. Bence kümelenmek aksine bir araya toplanmak değil, grup ayrılmak gibi geliyor bana kümelenmenin anlamı. Ya bir araya toplanmaktansa yığılmak kesinlikle değil bence. Yığılmak hiç değil, bir araya toplanmak aynen da değil. Hatta bence bir araya toplanmanın zıttı yani kümelenmek. İlginç geldi bana. Demek diyeceğim kümelenmek. Mümkün değil. Çarpışmaktaki P harfini burada kullanacaktık. Şunu çünkü harf almadan bilirdiniz siz. Son soru, son cevap. Tüh. Etkileşimli, etkileşimi olan anlamlarında batı kökenli bir sözcüktür. Etkileşimli, etkileşimi olan. Nasıl? Nasıl bir gösteri? İnteraktif. Etkileşimli bir gösteri. Yüz yüze mi? Ne diyorsun? Batı kökenli. etkileşimi olan. İnteraktif. İnteraktif. Hiç harf almadan verilen cevaptır. Şimdi bakın. Bakınız. Çarpışmakta bir tane harf aldık, P harfi. O olmasaydı kümelenmekte o harfi kullanabilirdiniz. Keza.